Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Grand Land'ın yeni bir donanımıyla karşınızdayız. GS donanımı arkadaşlar. GS donanımı anlatmadan önce isterseniz biraz size Grand Land'larımızdan bilgi vermeye çalışayım. Grand Land'larımızda iki tip motor bulunuyor. 1.230 beygir benzinli otomatik dediğimiz 8 litre tam otomatik şanzıman. 2.15-130 beygir 8 litre dizel otomatik şanzıman. Yani iki tip motorla alıyoruz. Benzinli ve dizel seçeneklerimiz var. Donanım olarak ise Elegance donanım başlangıç. Yeni bizim de yeni gördüğümüz GS donanım orta paket, Ultimate dediğimizde en dolu paket var. Bugün sizlere ise GS donanımı anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hadi hep beraber yeni aracımızın tanıtımına başlayalım. Evet, öncelikle isterseniz motor verilerinden başlayayım arkadaşlar. 1.230 beygir benzinli otomatik versiyonumuz. 130 beygir aynı zamanda 230 Nm torka sahip. Ortalama yakıt tüketimine baktığım zaman ise benzinli aracımızda 6.3 ve 6.6 olarak gözüküyor. Dizel araçlarımız ise 5.2 ve 5.4 olarak gözüküyor. Maksimum hıza baktığım zaman ise benzinlerde 188 km/s, dizellerimiz ise 195 km/s gibi bir maksimum hıza ulaşıyorsunuz. Sıfırdan 100'e hızlanmalarda benzinli modelimiz 10.3, dizel versiyonumuz ise 11.5. Yani bazen şu soru da bana çok geliyor, 1.230 beygir motor yeterli mi? Arkadaşlar buradaki verilerden anladığımız üzere benzinli aracın sıfırdan 100'e hızlanması 10.3 saniye, dizelin 11.5 saniye. Yani diğer motorumuz 1.5 dizel olmasına rağmen 0-100 hızlanmada maalesef 1-2 turbo kadar başarılı olamıyor. Ağırlıklara geldiğimiz zaman tabii bu da bir faktördür. Benzinli aracımız 1461 kilogram ise dizelimiz 1523 kilogram ağırlığında. Bagaj hacmimiz 514 litre, koltukları yatırdığınız zaman ise 1652 litre gibi bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz. Şimdi isterseniz artık aracımızın dışarıdan özelliklerini anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, yeni Grand Land GS'imizin artık ön tarafından tanıtmaya başlıyorum. ABS, ESP, viraj denge kontrolü, düz at denge kontrolü, 6 tane tam boy hava yastığı gibi artık özelliklere değinmiyorum. Artık yıl 2023 oldu, olmazsa olmazlarımızdan. Grand Land bizim Opel tarafında C-SUV dediğimiz en büyük aracımız. Şimdi bu aracımızda GS donanımla beraber neler değişti? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön tarafta bir tane piyano bilek kaplamamız geldi. Buralar gri tabanlıydı. Artık GS ile beraber siyah bir piyano bilek kaplamamız gelmiş. Logomuz gördüğünüz gibi artık krom değil. Direkt siyah bir kaplamamız gelmiş. Ön tarafı incelediğim zaman ise ön park sensörlerini görüyorum. Yan tarafta yine siyah piyano bilek kaplamaları görüyorum. Burada beyaz led gündüz farlarımız var. Beyaz led farlarımız var. Led farlarımız arkadaşlar gece olduğu zaman farlar zaten otomatik yanan far özelliğimiz var. Aynı zamanda artık bu farlarla beraber ise uzun kısa aracımız kendisi yapıyor. Yani karşıdan bir araba geldiği zaman farlarımız kısa otomatik düşecek. Araba olmadığı zaman ise uzunları aracımız otomatik kendisi yakacaktır. Ön taraftan evet ön park sensörü dedim. Beyaz led farlarımız, beyaz led gündüz farlarımız, siyah logomuz, siyah piyano bilek kaplamamızdan bahsettim. Şimdi ön cama doğru geldiğim zaman orada bir tane kamera görüyorum ve bir tane de sensör görüyorum. Far sensörünü söylemiştim. Orada da yağmur sensörünü görüyoruz. Yağmur sensörü Opel araçlarımızda ince ayarda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yağmur yağdığı zaman silgeçleriniz otomatik çalışıyor. Ancak bu otomatik çalışmanın basınç değerini de siz de ayarlayabiliyorsunuz ekrandan. Koltuktaki tuştan. Evet, oradan ayarımızı yapabiliyoruz. Öndeki kameradan ise ne gibi özelliklere sahip oluyoruz? Önünüzde farkında olmadan bir yaya fırladı. Aracımız otomatik frenleme yapacaktır. Öndeki araç aniden durdu. Yine otomatik frenleme devreye girecektir. Bir de farkında olmadan şeritten çıktığımız zaman direksiyon hafifçe müdahale ederekten sizi tekrardan şeridin içerisine geri alıyor. Evet, bunu da ön taraftaki kamera sistemından faydalanıyor aracımız. Ön taraftan bahsedebileceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz yan taraftan devam edelim. GS donanımla birlikte arkadaşlar araçta çok fazla bir siyah yoğunluğu var. Yani bir dönem mokkalarımız için şöyle bir yorum gelmişti. Kendinden modifiyeli diye. Aynen Grand Land da kendinden modifiyeli gibi olmuş artık. Ön tarafta siyahları gördüm. Gördüğünüz gibi artık dodiklerimiz gövde rengi değil, siyah piyano bilek kaplamalı, siyah boyalı. Bir tane burada siyah dodiğimiz geliyor. Alt tarafta yine siyahlık devam ediyor. Ve jantlarımız da siyah yer alıyor burada. Jantları da baktığım zaman 225-55R18 Michelin primesi lastikle beraber gelmiş. Siyah odaklı, çok şık duruyor. Yani arkadaşlar burada yorumları mutlaka bekliyorum. Sizce yeni Grand Land'ın bu siyahlık üzerine kurgusu sizce nasıl olmuş? Burada siyah tavan barını görüyoruz. Yine kromlar kaldırılmış. Siyah direkt kendisinden bir bölme geliyor. Aynalarda kör nokta uyarı sistemimiz var. Aynalarımız yine siyah kaplamalı. Anahtarsız giriş, anahtar çalıştırma özelliğimiz var. Yani yaptığımız zaman kapı açılacak. Yaptığımız zaman ise gördüğünüz gibi aracımız kilitlenecektir. Aynalarımız otomatik katlanacaktır. Evet, arka tarafa doğru geldiğim zaman kendinden kararan arka camları görüyorum burada. Gördüğünüz gibi kendisi fabrikasyon siyah camlar geliyor burada.
Evet, bu tarafa doğru geldiğimiz zaman yine jantlarımızı gördük. Hem yan açıdan da size aracın nasıl durduğunu kamerada göstermeye çalışıyoruz. Şimdi aracın isterseniz artık arka tarafına doğru gelelim. Aracın arka tarafına doğru geldiğimiz zaman son dönemlerde biraz takıntılı olduğumuz mevzulardan bir tanesi de köpek balığı yüzüğü janten. Var mı arkadaşlar? Evet, köpek balığı yüzüğü jantenimiz burada yine siyah rengiyle bizi karşılıyor. Arka taraftan baktığım zaman yine siyah bir logomuz bulunuyor burada. Grandland yazımız ortaya yer almış ve siyah tamamıyla yer alıyor. Yani krom artık arkadaşlar bu arabada tamamıyla kaldırılmıştı diyebilirim. Arka tarafta siyah tamponumuz var. Siyah yine çift egzoz görüntümüz bulunuyor. Arka park sensörümüz burada. Geri görüş kameramız burada yer alıyor. Elektrikli bagaj var arkadaşlar aracımızda. Elektrikli bagaj nasıl çalışıyor derseniz de bir kumandadan açabiliyorsunuz. İki ayakla açabiliyorsunuz. İsterseniz hep beraber deneyelim. Tabii bunun açabilmesi için de mutlaka anahtarların yanımızda olması gerekiyor. Geldim, orta tarafa ayağımı tuttum, sola doğru çektim. Gördüğünüz gibi elektrikli bagajımız otomatik açıldı. Bagajımız açıldığında burada iki tane tuş yer alıyor. Bir tanesi kırmızı. Buradan aracın bagajını kapatabiliyorsunuz. Yanındaki ayak işareti gösterilen ve kilit işareti gösterilen tuşa bastığımız zaman ise yeşil devreye alıyor. Yine aynı şekilde ayağımı gösterdim. Kapattığım zaman gösterdiğimde aracımız bagajını kapatacak. Bagajı kapatmakla beraber ise şimdi göreceksiniz. Aynı zamanda arabayı da kilitledi arkadaşlar. Aynalarımız tekrar katlandı. Evet, elektrikli bagajda ayağımızı açabiliyoruz, ayağımızı da kapatabiliyoruz. Aynı zamanda oradaki tuşa bastığımız zaman da ayağımıza da hem bagajı kapatıp hem de aracı kilitleyebiliyoruz. Şimdi ben bagajımızı tekrar açayım. Evet, Grandland'ın bagajını açtığımız zaman ise burada bizi videonun başında söylemiş olduğum gibi 514 litrelik geniş bir bagaj karşılıyor. Bagajı da şöyle göstereyim sizlere. Bagajımız arkadaşlar SUV'lerde yüksekliğini kullanabildiğimiz için bagajın buraya normal sedanlarda da 510 litre bagajlar duymuştuk arkadaşlar. Ancak Grandland'da 514 litre yüksekliği de kullanabildiğimiz için sedanlara göre çok daha iyi bir bagaj yükleme alanı sunuyor bize. Yani sedanlar 3 valiz, hadi bilemediniz maksimum 4 valiz yüklerken bu aracı 5 tane valizle yükleyebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz peki step ne var mı konusuna gelelim. Alt tarafı açıyorum arkadaşlar. Burada küçük boy bir de olsa bir tane stepnemiz yer alıyor. Aynı zamanda diğer Kriko gibi aparatlarımız da yine stepnenin orada gözüküyor. Evet, bagajımız bu şekilde. Şimdi buna çok alıştık ama arabayı kilitlemeyeceğiz. Tuşa bastım. Bir de şunu da göstereyim. Diyelim ki benim garajımda maksimum yükseklik bu arkadaşlar. Ve bu bagajın daha fazla açılmasını istemiyorum. O zaman kırmızı tuşa 3 saniye basıyoruz. Hafızayı aldı. Bundan sonra artık bagajımız buradan daha yükseğe kalkamayacaktır. Yani otoparka koyuyorum, elektrikli bagajım tavana vuruyor derseniz mutlaka buradan 3 saniye basaraktan hafızayı alın. Hafızayı aldıktan sonra maksimum artık bu kadar açılacaktır. İptal etmek için ise yine 3 saniye basıyoruz. İptal oldu. Artık bagajımız normal bir şekilde tamamını yukarı kadar açılacaktır. Aracımızın önünden bahsettim, arkadan bahsettim, sol taraftan bahsettim. Şimdi isterseniz de biraz da sağ taraftan bahsedeyim. Yine sol taraftaki detaylar gibi siyah tavan barlarımız, karartılmış arka camlarımız burada. Yakıt kapağımız ise aracımızın sağ tarafında bulunuyor. Aracımız benzinli olduğu için burada bir AdBlue girişi bulunmuyor. Benzinlerde AdBlue girişi bulunmuyor. Dizellerde ise burada bir AdBlue kapağımız oluyor. AdBlue'yi ilave etmeniz lazım. Benzinli olduğu için burada bir AdBlue bölüm bulunmuyor. Evet, yan taraftaki detaylar da bu şekilde. Mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bir de videolarımızın daha fazla kişiye ulaşabilmesi için sizlerden tek ricamız, videomuzu beğendiyseniz mutlaka bir beğen butonunu tıklamanız. Abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. YouTube kanalımızın arkadaşlar sadece sıfırları değil, yakın zamanda ikinci ellerimizin A'dan Z'ye hazırlanma videolarını da sizlere çekmiş olacağız. Mutlaka bizi takipte kalın. Yeni bir araç düşünüyorsanız mutlaka size Opel Ardın olaraktan da yardımcı olmak isteriz. Dışarıdan bahsedebileceklerim bu kadar. İsterseniz buyurun bir de arka taraftaki diz mesafesi ve diğer özelliklerini birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi aracımız arka koltuğundayız. Arka koltukta öncelikle şöyle söyleyeyim. Ön sürücü koltuğunu kendi boyuma göre ayarladım. Boyum 1.92 arkadaşlar. Önde 1.92'lik birisi oturduğunda, aynı şekilde 1.92'lik birisi arkada oturduğu zaman diz mesafesi ne durumda? Gördüğünüz gibi diz mesafesi konusunda herhangi bir sıkıntınız bulunmuyor. Baş mesafesi konusunda herhangi bir sıkıntınız bulunmuyor. Arka tarafta GS donanımla beraber gelen artık arka kol dayamamız var. Burada iki tane bardaklık girişimiz bulunuyor. Aynı zamanda buraya çektiğim zaman da bagaja erişim bölümümüz var. Buradan da bagaja erişim sağlayabiliyorsunuz. Şöyle kapatalım.
Koltukların biraz desenlerinden bahsetmek gerekirse, oturduğumuz yerler Alcantara koltuk deseninden tercih edilmiş. Gerçekten kaliteli duruyor. Orta tarafımız deri kaplı. Otur yani sağ ve sol taraflar Alcantara, orta taraf ise deri bir malzemeyle kaplanmış. Koltuklarımız arkası yine deri kaplı. Burada saklama gözlerimiz var. Şaft tünelini gösterelim istersen Adekan Bey. Burada neredeyse yok denilecek kadar bir şaft tüneli var. Yani şu kadarcık bir şaft tüneli var. Bu da arkadan ortaya oturan kişilerin burada bacaklarını koydukları zaman rahat rahat oturabilecekleri bir alan anlamına geliyor. Şaft tüneli bu yüzden önemli bir etken. Burada bir tane USB çıkışımız bulunuyor. Arkadakiler telefonlarını şarj edebilsin veya diğer malzemeleri şarj edebilsin olarak da. Burada bir tane USB çıkışımız bulunuyor. Arkada havalandırma bölümlerimiz var. Ayarları yok ancak arka havalandırmanın da burada menfezlerini görüyoruz. Evet, arka taraftan bahsedeceklerim bu kadar. Artık isterseniz sürücü tarafına doğru geçelim. Evet arkadaşlar, sürücü dedim ama yolcu koltuğu da çok önemli bir faktör. Yolcu koltuğundan bahsedeyim. Yine Alcantara koltuk. Burada bir elektrikli baldır desteğimiz var. Elektrikli baldır desteğini yükseltip alçaltabiliyoruz. Koltuğumuzda yükseltip alçaltma özelliği var. Aynı zamanda elektrikli bel yastığımız bulunuyor. Yani elektrikli baldır desteğimiz ve elektrikli bel desteğimiz yine yolcu koltuğunda da bulunuyor. Yan koltukta bu şekilde. Şimdi işte asıl sürücü tarafına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sürücü koltuğundayım. Şimdi öncelikle aracımızı bir çalıştıralım. Evet, 4 cam otomatiğine artık değinmiyorum. Katlanabilir yan aynalar, bütün tuşlarımız burada. Far sensörümüzün tuş ayarı sol tarafta. Direksiyon üzerine baktığım zaman deri bir direksiyon karşılıyor bizi. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, trafik lambası okuyucuyla beraber çalışan hız sabitleyici sistemimiz memur tuşuyla beraber buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve direksiyon ısıtmamız var arkadaşlar. Vitesimizin direksiyonumuzun arkasında ise de F1 şanzımanlar buluyor. 12 inçlik burada bir ekranımız var. 10 inçlik de burada bir tane ekranımız var. Toplamda 22 inçlik bir ekranımız bulunuyor ekranda. Ekranlarımızda sürücü bilgi ekranında asgari yakıt verilerini görebildiğimiz bölüm, kadranlar, şerit okumanın çalışıp çalışmadığı, şerit okumanın çalışıp çalışmadığını gösteren ekranımız, özel dediğimiz sizin kendiniz ayarlayabildiğiniz bölümler ve askeri olarak da bu tarzda bölümler yer alıyor. Şimdi sürücü bilgi ekranını bitirdik, direksiyonumuzu bitirdik. Peki multimedya ekranımızda bizleri neler karşılıyor? Çift bölgeli iklimlendirme dijital klimamız arkadaşlar. Araç ayarlarına bastığımız zaman otomatik uzun far değişimi, kron nokta uyarı sistemini açıp kapatma tuşlarımızı, ardından hafif iç aydınlatma, karşılama aydınlatması, retrograd aydınlatması, konfora geldiğim zaman anahtarsız girişi çalıştırmanın, eller servisinin, aynaları katlamayı önlemenin gibi bütün ayarları da yine buradan yapabiliyorsunuz. Güvenliğe geldiğim zaman ise aktif güvenlik freni, tavsiye edilen hız gösterimi, trafik refahası tanımı, sürücü yorgunluk tespit sistemi gibi de ayarların hepsini de yine buradaki ekranımızdan yapabiliyoruz. Navigasyon tuşu arkadaşlar, navigasyon tuşu var ancak aracımızda navigasyon yok. CarPlay ve Android'da var. Yani telefonumuzu USB'den taktığımız zaman ekranımız telefonumuzdaki navigasyonu ekrana yansıtacaktır. Evet, multimedya ekranımızı da bu şekilde bahsetmiş olayım. Alt tarafa geldiğim zaman arkadaşlar işte sürücü ve yolcu koltuğunda koltuk ısıtmalar, direksiyonda ısıtma, aynı zamanda da ön cam ısıtma var arkadaşlar. Yani kışın herkes camını kazımakla uğraşırken siz sadece tek bir tuşa basaraktan bütün ön camdaki buzun eridiğini çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Özellikle böyle soğuk illerde, kar yağan illerde, kışın sert geçtiği illerde bu ön cam restansının ne kadar işe yaradığını kullananlar benden mutlaka daha iyi bilecektir. Evet, alt tarafına doğru geldiğim zaman burada bir tane saklama gözümüz bulunuyor. Açtım. USB girişimiz orada. 12 voltluk çakmaklık çıkışımız burada. Burada yine telefon tarzı veya şöyle göstereyim, küçük bir su göstereyim. Sığabilen bir tane gözümüz var burada. Burada park sensörünü kapatıp açma, şerit korumayı devreye alıp çıkartma ve start stop'u devreye alıp çıkartma. Şimdi arkadaşlar bu da sorulacaktır. Start stop'um benim devreye girmiyor denilecektir. Arkadaşlar start stop kitapçıktan da okuduğumuz kadarıyla da çok fazla değişkenlik gösteren bir özellik. Yani hava çok sıcaksa, şu anda olduğu gibi bayağı da çok sıcak burası, start stop devreye girmeyecektir. Zaten start stop'a bastığınız zaman da ekranda stop start devre dışı sıcaklık uyumsuz diye uyarı alıyorsunuz. Şimdi yeni bir yenilik, dedik ki siyah piyano bile kaplamalar var dedik. Aracın toz tarafı siyah olmuş. Aynı zamanda artık GS donanımla beraber yeni vites dizayn dediğimiz iToggle sisteme geçtik arkadaşlar. Cobra Shifter dediğimiz vites sistemi artık hayatımızdan çıkıyor. Artık yeni Grand Land'da bu iToggle dediğimiz vites sistemini göreceğiz. F tuşuna bastığımız zaman far, geriye bastığımız zaman R, ileri aldığım zaman D, M'ye bastığım zaman F1 şanzımanlara geçiyorsunuz, P'ye bastığım zaman ise yine park modunu geri alıyorsunuz. El freni şöyle indireyim ben. Arabayı kapattığınız zaman aracımız D'deyse otomatik P'ye alacak. El frenini çekecektir.
tekrar çalıştırıp D'yi alıp hafif bir gaz verdiğiniz zaman el frenini indirip artık yol devam edebilirsiniz. Yani el freniyle alakalı artık neredeyse hiçbir işimiz yok. Kendisi çekiyor, kendisi indiriyor. Burada böyle bir özelliğimiz var. Dry modlarımız var. Eco, normal ve sport olmak üzere 3 tane modumuz bulunmakta. Eco modunu aldığımız zaman arkadaşlar, yani bu Grandland sahipleri mutlaka deneyebilirler. Eco tuşunu aldığınız zaman 50-60 km hızla giderken olsun, gazdan ayarınızı çektiğiniz zaman devir dakika saate bakın. Eğer 2500 devirlerdeyse bir anda 900 devirlere düştüğünü görürsünüz. Çünkü orada artık yakıt tasarrufu için süzülme moduna geçiyor. Fitesi boşa atıyor ve bu sayede yakıtı çok büyük oranda düşürebiliyorsunuz. Evet, böyle bilgi vereyim. Burada iki tane bardaklığımız var. Burada malzememiz var. Bunu çıkartabiliyorsunuz daha büyük kullanmak isterseniz diye. Burada da böyle bir göz yapılmış. Ben şimdi koyayım. Burada bir tane kol dayamamız var. Kol dayamamız buraya derin bir kol dayamamız, yani 1,5 litrelik bir su şişesini alabilecek büyüklükte bir kol dayamanın altında bölüm var. Kol dayamamız da yükseklik alçaklık yok arkadaşlar. Standart olarak geliyor. İleri ve geri ayarını yapabiliyorsunuz. Evet. Bugün size içinden bahsettim, arka koltuklarından bahsettim. İsterseniz artık dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar, bugün kameramanımız Atakan Bey ile beraber size Grandland'ımızın, yeni GS-Tourer'ımızın önden, yandan, arkadan, arka diz mesafesinden, motor kısmından, sürücü kısmından hepsinden bahsetmeye çalıştım. Aklınıza gelen sorular olursa mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bugün Ağustos'un kaçı diye bakalım hemen. Ağustos'un 16'sı arkadaşlar. Bugün Ağustos'un 16 itibariyle de yan tarafı fiyatlarını yazıyorum bu aracın. Siz de bir Grandland düşünüyorsanız veya diğer modellerimizden düşünüyorsanız bizimle irtibata mutlaka geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Son dönemde yine iddialıyız. Güzel fiyatlar veriyoruz. Şimdilik bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.